yepyeni güzel bir Kayak Adamlar bölümüyle karşınızdayım. Herkese merhabalar. Tanıdık sahneler. Daha önceki bölümleri izleyenler bilir. Mekan yine aynı. Neverland kampına bakıyorum. Yol hızlı geçti. Neredeyse kampa geldim. O ara video çekemedim dururken. Bu tam son noktada video çekmek istedim. Yaklaşık birkaç kilometre yolum kaldı. Maalesef bu hafta sonu yine rüzgarlı. Hatta bu yaz rüzgarlı. Birkaç sene önce de böyleydi. Maalesef iklim değişikliği nedeniyle. Bir selam diyeyim bakalım gençler. Merhaba. Evet, Melih ve Sinem. Geldik, şimdi çadırları kuracağız. Bir mekan burası, diğer mekan burası. Şimdi bu Koçtaş'ın bir çadırıymış. Evet. Bu da Decathlon. Bakalım Koçtaş versus Decathlon diye. Hangisini açalım? Decathlon. Decathlon. Aynen bunu bildiğimiz gibi. Bizimki de şu Murat. Aa mis. Bir yerden şöyle. Tamamen yırtayım diye bir şey yaptım, yırtalım abi. Aferin be. Kolay kurulum dedi. Ben ne zaman, ben bir kere böyle kolay kurulum diye bir çadır aldım. Gökçeada'da kafamız güzel. Bizim evet. Yasin abiyle yaktım çadırı. Dışarı şey arabada yattık. O kadar sinirlendim ki kafam güzel. Olmadı, olmadı. Gittim bildiğiniz ateşe attım çadır. Cayır cayır yandı koyda. Neymiş bu? Cool Mount Fort Tent. Bağırıyor. Evet, göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım şimdi. Yok artık. Hakikaten... bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten kolay kur. Bizimki gibi işte. Burada şeyleri de. Bir şey söyleyeyim, bu kadar mı ya? Evet, bizimki de bu kadar. Nasıl oldu? Böyle bizimki de kattığımız puan da çok. Şimdi, bence esme yönü kapıları burası mı? Bir kapı burada var, tek kapı. Tek kapı. Nasıl yapalım bunu? Ya da yan da olur. Bence yan yapalım bence abi. Bence yan yapalım çünkü biraz küçük, geniş bir kapı ya, böyle. O yanda zaten pencereleri var aslında. Aynen, yani pencereler var. Al açacağım. Açacağım, bir tane al şu pencereleri. Tamam, o zaman. Bu da ha, ben söyleyeyim. İş görürüz. Ula gayet. Okey. Aynen, bu da güzel, tamam. Aynen. Bak, bu da gibi işte. Ha, buradan da böyle yapıyoruz. Aynen öyle abi. Süper. İsterseniz. Evet, bugün balık yok. Bugün ha? Günlerden et günü. Evet. Salatamız hazırlanıyor. Sinem, eline sağlık. Melih de mangalı ateşlemiş. Ben hiç çalışmıyorum. Olur mu öyle ben şey yiyeceğim. Ya? Hayır, her şeyde sen de varsın lütfen. Evet, çadırımızı kurduk. Güzel mangalımızı yaktık. Bir denizimize girdik, serinledik. Havada çok rüzgarlı olduğu için balığa malığa çıkamadım. Bugün keyif günü. Bugün takılmaca. Şöyle genel kamp ortamımızda.
şekilde. Sıcak. Mis. Evet Murat Usta, anlat bakalım neler yapıyorsun şu an? Şimdi şişlerimizi azıcık yağ döküp yağlayacağız. Sonra tuzlayacağız. Ne durumdayız Murat Hocam? Şiir gibi. Ellerine sağlık. Ne demek, afiyet olsun. Evet, gayet keyifli bir organizasyon. Gelecekler yollama, biz beklemiyoruz kimseyi. Müthiş. Şöyle. Şahane. İlk gece. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum su aldım, şey aldım. Okeydir. Değil mi? Yok yok, gerek yok. Bırakabilirsin, eyvallah. Hallettik. Ama teşekkür ederim. Hadi rastgele. Eyvallah abi. Hadi görüşürüz bakalım. Bol balık. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Yaklaşık 2 gündür kamptayım. Fakat 2 gündür hava felaketli, denize açılamadım. Öğlene doğru şimdi hava durdu. Saat şu an 11'e geliyor. Evet, çıkıp birkaç saat deneyeceğim. Benim şansım öğle saatlerinde daha yüksek. Yani sabah suyu, akşam suyu benim daha verimsiz geçiyor. O nedenle inanıyorum. Niyetim güzel bir sinerit ya da fangri. Şöyle kampta yine yapalım, güzel ateşimizi yakalım. Arkadaşlarla yiyelim, içelim. Keyifli bir zaman geçirelim. O yüzden çok balığı, yani adetli balık için uğraşmayacağım. Güzel balık alırsam avı sonlandırıp döneceğim. Çok keyifli Neverland'deyim. Neverland benim en sevdiğim kamp alanı. Ahmet abi sağ olsun. Çok güzel bir işletmeci, güzel bir arkadaş. O yüzden keyifli zaman geçiriyoruz burada. Hava inanılmaz sıcak. 35 derece termometreler gösteriyor. Hissedilen artık 40-41 bilmiyorum ama Asos'un genel havası estiği için yine de bir nebze o hararetimizi alıyor diyelim. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir kafa taktım, 80 gram. Ben sonra şu kafaların içinde şöyle boşluk oluyor ya, orayı engellemek için şu şekilde bir tane boncuk takıyorum. Yumuşak silikon boncuk, sert değil mi sineği kesmesin diye. Ondan sonra etekleri ve kılları yerleştiriyorum. Çok sıcak hava, çok maalesef. Bakalım. Şöyle de güzel bir etek. Cafcaflı, turunculu, yeşilli. Çalışır mı? Niye çalışmasın? Bakalım.
buradan da güzel bir iğne seti. Şimdi çalışa çalışa tayıra burada öğreniyorsunuz her şeyde olduğu gibi. Ama tayıra bur gerçekten sanat. Sanat bir iş yani. Hani balıkçılık da ya fly daha üst bir seviye ama gerçekten tayıra burada sanat işi. Ben inanılmaz keyif alıyorum her şeyi yaparken. Ne emek veriyorsanız balığı da alıyorsunuz. Takımımızı yaptık. Şu şekilde mükemmel yüzüyor. Çok keyifli. Şimdi gidelim avluğa doğru bakalım. Şimdi şurada balığı gördüm. 29 metre. Çok güzel balık yazdırdım. Çok güzel balıklar var. Sinirli olabilir arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar 40, 50, 60 metreleri denedim yok. Şimdi derinlere çıkacağım. 80 gram, 100 gram çalışmıştım. Şu an 130 grama doğru çıkıyorum. Ağırlık. O da yetmezse 160 gram max. Zaten benim max çalıştığım tayıra var için 160 gram. Daha ağırları kamışta yani çok ağır. Kamışın değerinden daha ağır oluyor. O yüzden hiçbir şey hissedilmiyor vesaire. Kullanmıyorum. Şimdi kano olduğu için, kanoda akış hızımızı ayarladığımız için çok büyük sıkıntılar yaşamıyoruz. Aşağıda belli bir açı bulmak için. Yani akış hızımızı ayarlayabildiğimiz için işte çakılı kalmış, çok akıntı var gibi bir durumda bile yani çok akıntı varmış gibi çok akıntı olduğu durumda bile akıntıya göre kendimizi ayarlayıp belli bir açıyla tayının gelmesini sağlıyoruz. Kano böyle bir avantaj sağlıyor. O yüzden avcılık daha zevkli ve güzel. Bakalım. Arkadaşlar 130 gram taktım. Şu an 120 metrelerdeyim. Kıyılarda pek bir şey yok. Mevsim itibariyle de çok hareketli değil zaten. Biraz daha derinlerde şansımı deneyeceğim. Tayı 130 gram. Hayırlısı bakalım. Dibi buldum. Atar atmaz vuruş var. Hadi ısrarla. Aldım. Evet, fangri arkadaşlar. Bu arada böyle bir basıyor. Acayip keyfimi yerine getiriyor. Bu hayvanı gerçekten seviyorum ya. Ufak mufak demiyor. Tıkır tıkır vuruyor. Acayip keyifli. Küçükken en çok izmarite falan giderdik. Biliyorsunuz izmaritin o vuruşları tıkır tıkır. Bana onu anımsatıyor. Tamam, izmarit ufacıktı ama takır takır vururdu. Çok keyiflidir. Aynı bana onu anımsatıyor. O yüzden cidden seviyorum yani. Oo, şu an 100 metrede muhtemelen bir akya yazıyor. Ufak bir fangri. Güzelliğe bakın be. Maşallah be. Bunu tabii ki salacağım şimdi. Hop. De. Hadi bakalım. Çok ufak. Kolay gelsin. Sağ olun. Size bir şey başladık. Bir kontrol yapacağız. Tabii ki. Bir oltayı toplayayım. İki dakika.
Arkadaşlar daha önce liman kaydı istenip istenmediğiyle ilgili video çekmiştim ve tepkiler almıştım. Açıkçası bu çevirmede de sahil güvenlik direkt liman kaydını sordu ve kimliğimi de sordu. Hatta telefonda kaydın görüntüsü vardı. Onu da istediler. Kepçeli de telefonu uzatıp bu görüntüleri gösterdim. Teşekkür ettiler. Halimi hatırımı sorup bir isteğim olup olmadığını sorup yolcu ettiler. Bu şekilde güzel bir karşılaşma oldu. Genelde burada değişik bir balık yalnız. Ne olduğu konusunda fikrim yok. İri bir trakonya olabilir yani, şaşırtacak şekilde. Bu nedir ya? Dedim ölmeyi unutmuş bir trakonya. Of 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 of. Evet, sahil güvenlik çevirmesine denk geldim. Liman kaydı ile ilgili bir dünya laf eden arkadaş oldu. Konuşup tartışabilmeliyiz. Sakin sakin. Şöyle direkt liman kaydı sordu. Aslında onu su geçirmez malzemeyle kaplatıp yanımda taşımam gerekiyor ama bir türlü fırsat bulup yapamamıştım. Dönünce ilk işim olacak. Telefonuma fotoğrafı duruyordu zaten. Kimin de var fotokopisi. Onları direkt ibraz ettim. Güzelce sorular sordular. Merak ettiler. Biraz farklı gelmiş. İlk defa görmüşler. Rastgele dilediler. Bu arada hava yükselecek. Dikkatli ol diye de uyardılar sağ olsunlar. Bir ihtiyacım var mı yok mu diye de soruyorlar her seferinde. Sahil güvenliğimiz çok değerli. Ben de kendim açıkçası onlar buralarda gezdikçe, devriye attıkça rahat hissediyorum. Çünkü başımıza her an her şey gelebilir. Şimdi bir fangri aldım. Ufak fangrileri saldım. Bir tane kampta ızgaraya gelecek gibi bir boyda fangriyi aldım. Yolda dönerken 70 metrede bir balık yazdı. Zemin düz olduğu için dedim ki bu kesin trakonyadır. Ama bayağı da iriydi. Videoda çıkmıştır zaten. Bayağı ölmeyi unutmuş dinozor bir trakonya tuttum. Şu an kepçenin içinde. Şöyle. Bilerek hiç çıkarmaya falan uğraşmadım. Zaten kıyıya çıkacaktım. Kıyıda arkadaşlarım bekliyor. Gideceğim, çıkacağım. Güzelce bunu temizleyeceğim. Ardından zehirli dikenlerini atacağım. Organları çıkaracağız. Sonra da güzel bir tulum çıkaracağım. Bunu da hemen öğle yemeği niyetine kızartacağım. Bunların hepsi birazdan paylaşıyorum. Bu arada trakonya ile ilgili şöyle söyleyeyim. Yani artık tabii üst üste tuta tuta her bir balığı hal hareketlerinden anlıyorsunuz. Fangri değildi, sineritiş değildi. Tamamen bir trakonya da daha değişik bir şey. Çünkü gerçekten iri bir balıktı. Ama trakonya böyle sakin, sağa sol kuyruk atar. Özellikle irileri o şekilde. Standart, yani çok hızlı bir seri kuru kuyruk çarpmaktansa normal güzel yüzmesine devam eder. Bu yüzden aksiyonu daha farklı. Zaten kamış ucunda da belli olmuştur. Durum böyle. Hava çok sıcak. Yaklaşık şöyle göstereyim. 2 saat 43 dakika olmuş. Kısa bir tur. Yemeğimizi çıkardık. Daha ne olsun. Şimdi bir gün daha buradayım. Yarın sabah suyuna çıkacağım. Yine sinerit ve fangri kovalayacağım. Sıcakta bu iş hakikaten zor oluyor maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Alacağımı aldım. Çok fazla zorlamıyorum bu aralar. Kışın çok daha rahat olduğu için, yani soğukta daha rahat ettiğim için açıkçası kışın daha zevkli oluyor bu işi yapmak. Yazın cidden bunaltıcı. Plastik de çünkü sıcağı çekiyor. Alttan da sıcak geliyor, üstten de sıcak geliyor. Arada tam bir pastırma gibi oluyorsunuz.
Trakonya'yı. Bir tane dedi ki ben değişik bir şeyler yapacağım dedi bizimki. Al bir tane sana fangri. Senin işini görecek kadar yeter. Oho tamam. Mangolu fangri. Mangolu fangri. Evet. İyi. Evet arkadaşlar, Trakonya balığı görüp görebileceğiniz irilerden bir tanesi. Bu zaten maksimum bu kadar olur. Çok iri balık, iriyi tutunca yapalım dedik öyle. Şimdi bu çok zehirli. Daha önce yanında çarpılan oldu. Bunun dikenlerine dikkat etmek lazım. Etinde zehir yok, dikenleri zehirli. Bir tane şurada abi. Şöyle yan şurada görüyorsunuz. Sonra şu sırttaki dikenler. Şimdi bunun operasyon yapacağız. Derisi de çok sertti. Şimdi ben bunu kuma sürttük biraz. Şu dışındaki mukozayı temizledim ki rahat operasyon yapalım. Önce üst yüzgeci götüreceğiz, ardından altını, sonra da kafayı alacağız. Operasyonu bitireceğiz. Sonra fileto, biraz unlayacağız. Bol tuz, kızgın yağ, sonra yanına soğuk bira. Olay bu. Sakat olan. Lokumumuz böyle. Bonfile. Şimdi bundan güzel fileto çıkaracağım. Tam kızartmadan önce bunu emanet ediyorum şimdi sana. Bana? Evet. Bunlar nasıl dolaba yani? Bir şey. Bir güzel tarif ver yani sonunda. Ya akşam yap bir şey. Şimdi yapma. Şimdi. Tabii tabii. Bir yaprak çıkardı galiba. Lokum. Benim ruh hastası. Az unla, balık unlama. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar. Mekanda karınlar acık bir şekilde bekliyordu arkadaşlar. Hemen dedim imdada yetişeyim. Herkese selam. Tamam. O zaman üç kere Trakonya, Trakonya, Trakonya.